Sevgili öğrenciler, bu dersimizde Bilfen Sosyal Bilgiler 6. Fasikülün Ev Çalışmaları bölümünden tema testi 3'ü çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangisi sorumluluktur? Eğitim, öğretim görmek, hak. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak, hak. Bulunduğumuz ortamı temiz tutmak, sorumluluk. Okul bahçesinde oyun oynamak, hak. Soruda sorumluluk dediği için 3. madde doğru cevabımız oluyor. İkinci soru. Yukarıdaki cümlelere göre aşağıdakilerden hangisi bu sözleşmeyi imzalamış bir ülkede görülmez? Bakalım, çocukları savaşlardan korumak ve daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla çocuk haklarına dair sözleşme imzalanmıştır. Ve bu sözleşmede bulunmayan maddeyi bulacağız. İlköğretim her öğrenci için ücretsizdir. Evet. Çocuklar 15 yaşında askere alınır. Hayır. Sağlıkları devlet güvencesindedir. Evet. Her çocuk iyi ve yeterli beslenmelidir. Evet. Çocuklar 15 yaşında eğitimlerine devam ederler. O yaş öğrencilerin henüz eğitim çağında olduğu yaştır ve askere alınmazlar. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kişisel haklar, yaşama ve gelişme hakkı, evet. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, çocuğun ismi, vatandaşlık ve kimlik hakkı, hayır. Korunma hakkı, istismara ve şiddete karşı korunma, evet. Yine korunma hakkı, özel durumdaki çocukların korunması. Burada cevap B oluyor çocuklar. Devam edelim. Çocuk hakları bildirgesine dair ilkelerden hangisi katılım haklarındandır? Çocuklar büyükler gibi işte çalıştırılamaz. Çocukların görüş bildirme hakkı vardır. Çocuklar insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılamaz. Bütün çocukların sağlıkları güvence altındadır. Burada katılım hakkı dediği için cevap B çocuklar, görüş bildirme. Çocuğun ailede veya okulda kendisini ya da topluluğu ilgilendiren durumlarda alınan kararlara görüşleriyle katılma hakkı bulunur. Doğru cevap B şıkkıdır. Devam edelim. Dünya Çocuk Hakları Günü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım'dır çocuklar. Cevap D. 6. soruya bakalım. Yeni icatlar yapmaya meraklı bir öğrenci okuldaki sosyal kulüplerin hangisinde görev almalıdır? İcat dediği için teknolojiye giriyor. Fen ve teknoloji kulübünde görev alırsa yeni icatlar yapmak için teknik imkanlar da orada kendisine sunulur. Aşağıdakilerden hangisi okullarda kurulamayacak bir kulüptür? Okullarımızı göz önüne alırsak, kendi okuduğumuz okula da bir bakarsak, gezi kulübü, trafik güvenliği ve ilk yardım kulübü ve tiyatro kulübünün her okulda bulunduğunu görebiliriz. Ama eski arabaları koruma kulübü diye bir kulüp okullarda kurulamayacak bir kulüptür. Cevap C. 8'e bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk resmi başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cevap C. Görselleri verilenlerden hangisi ulusal egemenliğimizin sembollerinden biri değildir? Bayrak, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi sembolize eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tabii ki Türk lirası özgür ve bağımsız ülkelerinde kendi milliyetlerini belirten paraları vardır. Ama saat ulusal egemenliğin sembollerinden biri değildir. 10. Eğitsel kulübe üye olmak isteyen bir öğrenciye yukarıdakilerden hangileri yarar sağlamaz? Arkadaşlarıyla rekabet halinde olma, kendine olan güvenini artırma, bireysel çalışmalarda bulunma, grup olarak çalışma alışkanlığı kazanma. Eğitsel kulüplerde kendimize olan güvenimizi arttırırız ve grup olarak çalışma alışkanlığı kazanırız. Bireysel çalışmalarda bulunulmaz ve arkadaşlarla rekabet halinde değil, dayanışma içerisinde bulunulur. Cevap C şıkkıdır. 11. soru.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yabancı ülkelerden gelen çocuklarla paylaşıyoruz. Dila'ya göre 23 Nisan'a diğer ülke çocuklarının katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada cevap Atatürk'ün bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmesidir çocuklar. Cevap D şıkkıdır. Bir başka test çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.